buradaki kayınvalidemin yorumlarını ve puanlarını çok merak ediyorum. Çünkü çok ihtiyacı var bu puana. Beyhan Sultan'ın. Beyhan Sultan geliyor. Suratı ekşi ekşi. Evet ya. Beyhan abla, kendine gelir misin artık? Kendimdeyim. Dün gece uyuyabildin mi? Yok. Ha, doğru söyle. Vallahi uyuyamadım. Ben... Yeşim uyudu mu? Ben onu tanıdığım günden beri uyuyamıyorum diyor. Ha, öyle mi? Ama uyuyor. Uyuyor. Ha. Vallahi ben... Ya bence çok kritik bir noktadasınız. Ya ipin ucu kaçmak üzere. Ya viraj yani. Bak sadece 6 tane kaldı. Bilmiyorum hani var ya İstanbul'da köprüden önce son çıkış yazıyor ya. Oradasın, karar ver. Son çıkışa mı gireceksin ya da gişelerden mi gireceksin? Gişelerden geçeceğim. Var mı OGS'en? Geçiş şeyi var. OGS'en ya. Bu mu? Ay bak çok zekisin sen ya. OGS'en bu da acaba içinde limit var mı? Onu var, bilmiyoruz. Var, limit de var. Afiyet olsun. Muhallebisi çok cıvık. Peki. Çok cıvık da bu altındakini alamıyorum ben. Lezzet var mı muhallebide? Cheesecake kısmı daha doğrusu. Cheesecake de şöyle söyleyeyim ben sana. Tatlılarda şey bir yorum yapamıyorum tatlı olduğu için ama bunun muhallebisi gerçekten çok cıvık. Bu altındaki ama... bu kadar taş gibi mi olacak ya? Bunu bence sıcak koymuş. Herhalde bu taş gibi. Ben bunu hiç beğenmedim. Ben bu tabağı beğenmedim. Yani baklava kısmını evet, taş gibi olmuş. Taş gibi olmuş, beğenmedim. Rengi nasıl olmuş? Baklavasının rengi. Aşkım yok, çok kızartmamış. Ha? Beğenmedim. Muhallebiyi de beğenmedin. Muhallebiyi de beğenmedim, çok cıvık. Peki. Bu tabak fena değil. Hı. Bu tabak olmuş yani öbür tabağa rağmen. Evet. Şey baklavası çıtır olmuş mu? Evet. Baklavası da çıtır olmuş. Hı. Yani baştaki tabağa rağmen bu güzel olmuş. Tamam. Yani baştakini hiç beğenmedin. Evet. Ona rağmen mi? Ona rağmen bu biraz daha güzel. Tamam. Çok güzel değil o zaman. Hı-hı. Öyle mi? Çok tamam. Güzel değil. Çünkü biri hiç beğenmedin. Evet. Tabağı beğendim. Muhallebisini, kıvamını, çıtırını. Çıtır olmuş. Beğendim. Süper. Ben bu tabağı beğendim. Baklavanın rengini beğendin mi? Hı? Baklavasının rengini evet. Beğendin mi? Güzel kızartılmış mı? Güzel kızarmış. Tamam. Ben bu tabağı beğendim. Ne güzel. Bunların üçü hemen hemen aynı. Nasıl? Yani neyinden bahsediyor? Renkleri, renkleri. Ha. Ama bu hiç kızarmamış. Anladım. Ve de ufalamamış bile, ekmekleri parça parça bırakmış. Bunu da beğenmedim ben. Hiç? Hiç beğenmedim. Peki. Şimdi bana hiç kimse kızmasın. Ben çünkü artık bir yol almam lazım. Tabii. Bir yol almam lazım. Ben bugün gene stajyeri yapacağım. Bir soğuk su içelim. Ha? Ya batacaksın ya çıkacaksın. Ya batacağım ya çıkacağım. Başka çıkış yok. Bismillah. Hadi yap. Buna bir vereceğim. Birinci tabak bir puan. Buna da bir vereceğim. İkinci tabak bir puan. Buna 5 vereceğim. Üçüncü tabak 5 puan. Buna da bir vereceğim. Dördüncü tabak. Ya batacağım ya çıkacağım. Yiğit bana bir şurada soğuk suyumuz vardı verir misin? Şu dolapta alır mısın? Al al. Vallahi içim yandı Beyhan abla. Bir tane de Beyhan ablaya da soğuk lütfen. İçelim ne yapalım? Oh dolaptan çıktı. Al şekerim. Hadi kazamız mübarek olsun. Oh. Gibi aziz ol.
Afiyet olsun. Belki de bu yarışmadaki şaka değil. Çünkü son 6 bölüm evet. Ve çok zor durumdasınız. Belki de en zor puanlamanı yaptın. Yaptığın strateji bakalım tutacak mı? İnşallah. Büyük merak ediyorum. Gel ilk bir verdiğin tabakla başlayalım. Çok konsantre olmuş bir şekilde geldin. Umarım başarmışsındır. Bir puan, ilk bir puan hangi gelinimizi üzüyor? İlk birimiz hangi geline gitti? Açıyoruz, açıyoruz. Hasret, bir tanesinden yırttık. Afiyet olsun Meyhan teyze. Yani yaptığım hatanın farkındayım zaten yufkası açık olarak. Aslında yani şu ana kadar siz yorumlayana kadar ben öyle düşünmüyordum. Tek tek pişirmedim yani o şekilde olacağını da bilmiyordum onun. Demek ki bunun yapılış şekli tek tek yufkanın pişmesiymiş. Yani o şekilde yapıldığını bilmiyordum. Demek ki açık kaldı. Diyeceğim bir şey yok. Afiyet olsun. Ne oldu, iyi misin? Başın mı dönüyor? Ha? Sen biraz daha su iç. Geleyim mi? İyi misin? Ne oldu? Tamam, heyecan yapma. Tamam, dur sakin. Sandalye falan. Ne oldu? Dur, tamam, heyecan yapma. Tamam, bir şey yok. Tamam, ağlamam. Daha dur, açılmadı. Belki bulmuşsundur sana. Niye ağlıyorsun şimdi? Tamam, ya olur ya olmaz. Yapacak bir şey yok ya. Bu kadar hayat memat meselesine getirme. Otur istiyorsan. Bir serbest bırak bir kendini. Bir serbest bırak, tamam. Ya bulamadıysan dünyanın sonu değil, tamam. Allah Allah, tamam. Tamam, hiçbir şey yok. Ya batarız ya çıkarız, tamam. Bu kadar dert etmene gerek yok ya. Yani. Dünyanın sonu değil. Daha açılmadı bile tabaklar ya. Midemem çekmesem. Tamam, o kadar şey yapma kendine, hayır hayır. Tamam mı? Beni dinle, bir şey yok. Bulamasan da dünyanın sonu değil bak, tamam mı? Kendi öyle düşün. Dünyanın sonu değil, hiçbir şey senden değerli değil. Tamam mı? Yapacak hiçbir şey yok. Sen genelde zaten bulamıyorsun, bu kadar dert etme ya. Tıraşın sonuna gel. Tamam, sonsa son yani. Tamam. İyi misin? Kalbin mi sıkışıyor? Nefes al. Nefes al. Sıkma kendini. Tamam. Nursel Hanım'a teslim edeyim. Tamam eşimcim, ben de. Birilerinin başarılı olması için bir diğerinin başarısız olması gerekiyor. Yani bu iş böyle yürüyor maalesef. Sen de artık ne kadar zurnanın zırt dediği yerde olduğumuzu anlıyorsun. Beyhan abla, güçlü olacaksın. Hayat devam ediyor. Elendin, gittin, bak geri geldin. Halk seni geri getirdi. Olabilir. Yani mesela elendin gibi düşün. Dünyanın sonu değil yani. Tamam mı? Yani halk oyuyla geldiniz. Birazcık sevenlerinize mahcup olacak olabilirsiniz ama yapacak bir şey yok. Sen de gelinini bulmaya çalışıyorsun. Her gün bu çabayı gösteriyorsun. Olmayınca da olmuyor. Kısmet diye de bir şey var yani. İkinci birimiz var. Stratejik davranacağım dedi. Gerçekten de hiç acımadan stratejik davrandı. İkinci birimiz işte bu tabak. Bakalım Yeşim birlerden mi yoksa beşte mi çıkacak? Hadi bakalım. Açıyorum. Açıyorum. Açtık. Aslıhan! Elin sona kaldı. Buzumdan al. Kıvamına bakmak istiyorum sadece. Evet, buzlu buz tadı. Aldığında gördüm, taş gibi geldi. Ha. Altı zaten taş gibi. Evet. Şu birinci tabak açılmıştı değil mi? Bir de ona bakayım. Biraz daha yumuşak. Hatta evet. Çok cıvık olmuş bu. Evet.
Tamam, diğerleri açılsın, onların da ben kıvamına bakmak istiyorum. Çünkü soğuk Allah, dedin. Kıvam ne bakarsan. Yok yok, soğuk dedin ya sen. Soğuk dedin, beğendin normalde sen. 2 ile 3'ü beğendin zaten. 1 ile 4'ü hiç beğenmedin. Muhtemelen soğuk olması seni o tabaktan uzaklaştırdı. Yoksa kıvamını da beğendin, alttaki hamurunu da beğendin. Onun sebebini sen kendin söyledin bak. Onun sebebi ben değilim. Onu sebep göstermez. Tamam da tadını beğendin. Tadını beğendin Beyhan teyze. Tadını... Soğuk olması senin, %100 eminim soğuk olması, o dediğin şey var ya az önce, o seni o tabaktan uzaklaştırdı. Tadını beğendin sen o tabağın. O da benim suçum değil. Ama ne yapayım, yapacak bir şey söylemiyorum. Afiyet olsun. Bu kadar. Yapacak bir şey yok. Beğenmedim yani. Beğenmedim diyemezsin. Beğendim çünkü. Altın ekmeğini de beğenemedim ki. Şey getiremedim. Bire göre daha çok beğendi Beyhan sanki. Beyhan teyze onu söylüyorsun bak şu an. Ben bak de aşkım bak birden dedim bak için, birden. Evet. Bu birden daha iyi dedim. Beğendim dedi. Bire daha cıvık buldu. Biri... Bak, bir dedim hiç olmamış. Birden bu daha iyi dedim. Zaten aklımda 5-1-1 yapmak varmış. Yani sen en güzelini de yapsan o gelinini bulup zaten bir verecekmiş yani. İnşallah aynen bulmuştur. Biri de bana tutturduysan daha yapacak Aslan, bir şey yok. Vallahi ben artık kendimi bulmak zorundayım yani. İnşallah gelinini bulmuşsundur. İşin sonuna yani geldik. Zaten öyle bir gün buluyorsunuz bir gün bulamıyorsunuz. Yani bulamazsan ne olacak ben onu çok merak ediyorum. Ne yapacağız? Yani bu saatten sonra herhalde sadece masa doldururuz. Gelmeyeceğim. Burada eşlik ederiz. Gelmeyeceğim. Gel ya zaten şu an gelmem bana zaten bir değişiklik sağlamıyor aslında. Eğer bulmuşsan helal diyeceğim. Bulmamışsan da yine her zaman gibi biz konuk oyuncu gibi, burada figüran gibi vakit geçirir, eğlenir, döneriz. Ay benim bugün mideme bıçaklar saplanıyor vallahi. Ya Beyhan abla 10 aydır en zor tadımını yaptın. Vallahi evet, haklısın vallahi, kalbin sıkışmakta. Ve ben sana şimdi bir şey söyleyeceğim. Altın final serisinin 14. günündeyiz. 14 gün. Kaç kere eşime bir vermişsin söyleyeyim mi? 5 kere. 6. Hadi be. Ya bu da birse 7. Ben 5 biliyordum ya. Yok vallahi o kadar sayılamayacak kadar çok yani. Eğer bu da değilse 7. kez bir vermiş oluyor. Yani olmaz ya. Yani kayınvalidesi arkasında değilse gelinin bu iş o kadar da kolay olmuyor. İlaçlarını aldın değil mi? Tamam yani. %50 ihtimalle yeşime bir verdin. Yani bence yapman gereken puanlama buydu. Değilse de kısmet değilmiş. Tut aşkım kenarlarından. Aa. Sen elinden geleni yaptın. Nursel beni tut. Vallahi tutuyorum. Ben ölüyorum yemin ederim. Beyhan abla kısmet diye bir şey var. Değil mi? Kısmet de biraz elinde ya. Ya biraz elinde ama şu an sen en beğendiği tabağı verdin. Evet, ne yapabilirsin ki yani? En beğendiği tabağı 5 verdi. Gerçekten bence kısmet. Evet, Beyhan Sultan'ın 5 verdiği tabak çok önemli şu anda. Ya kendi gelini ya da Damla, kendi gelinin sadece bu yarışta 2 çeyreği var. Bakalım kim? Damla mı, Yeşim mi? Kendi gelinine 5 puan verebildi mi? Yoksa 7. kez final serisinde 1 mi verdi? Açıyorum. Açıyorum. Çok korkuyorum. Açtık. Yeşim mi, Damla mı? Niye o kadar sıkıyorsun? Açmaya çalış. Sımsıkı bastırıyor. Hazır mısın? Hadi Beyhan abla. Ne hissediyorsun? Olumlu mu? Bilmiyorum ki. Ha böyle için ne hissediyor? O an böyle içim şey oluyor ama inşallah sanki buldum gibime geliyor ama. Bayılacak gibi hissediyorsun evet, kendini. Evet, bembeyaz oldum. Bir verdiğin tabak gibi bembeyazsın şu anda. Bir verdiği tabağa bembeyaz dedi baklavası. Açıyoruz. Açtık. Yeşil. Kalk kalk kalk. Allah'ım yarabbim ya. Allah'ım yarabbim ya. Allah'ım yarabbim. Kalk. Allah'ım ben nasıl buldum ya. Şu Damla'yı da görelim. Vallahi billahi öldüm ya. Ha
Afiyet olsun. Şimdi benim diyorsun ya Beyhan teyze bembeyaz diye baklava hamuru. Nasıl bembeyaz baklava hamuru oluyor ben anlamıyorum seni. Şöyle söyleyeyim. Muhallebisine yorum yapmadın zaten. Baklava hamurunda da beyazlık yok olması Damla. Gerektiği gibi. Hatta baklava hamuru da çıtır çıtır ediyor. Böyle yaptığımda gerçekten Damla hiç ufalamamışım bile kızım içine. Gerçekten. Ya neyi yapamamışım Beyhan teyze? Ben de yaptığım tabağı biliyorum. Ha. Neyini yapamamışım hiç ufalamamışım ya? Bile gerçekten hiç ufalamamışım ben aynen. Ufalamamışım. Senin baklava hamurun gözükmüyor bile. Niye zaten acaba bilmiyorum. Nasıl niye acaba? Yani ben diyor ya ufalamamışsın aha diye. Ben gayet de iyi ufaladım. Görünmediği için. De kızarttım. Ama ve lakin Beyhan teyze zaten dedim ya. Buraya geldiğinde 5-1-1 yapmayı kafasına koymuş. Gelinini buldu 5-1-1 yaptı. Yapacak bir şey yok. Ya zaten bizim durumumuz ortada. Ya risk alacak. Ya yani ya. Zaten ben her zaman bana bir veriyor. Evet. Ha böyle veriyor biri. Ha 5-4-4 dağıtarak veriyor. Ben böyle vermesi daha mantıklı benim için. Yeşim ben sen tatlını buldu attın mı? Kıvamına bakmadım da şimdi bak. Bakabilirsin. Ben de bakayım. Kıvamı çok güzeldi. Yok alttaki hamurunkine. Bunlar da sulu. Yok yok ben alttaki tabana bakıyorum da. Ha. Sen bakarsan o zaman anlarsın ne demek istediğimi. Evet yani. Bariz. Bence de verilmesi gereken tabak 3. tabaktı Beyhan teyze. Afiyet olsun. Ben olsam ben de o 3. tabağı verirdim. Ne oldu Aslı? Ben olsam ben de 3. tabağı verirdim diyorum. Görsel olarak da evet şu an en iyi o duruyor. Diğerleri baştaki 2 tabak zaten açık duruyor. 4. tabakta zaten tabağı açık demedi. Nasıl? 1 ile 4'ü açık dedi o. Tadı bak. Tamam 1 ile 2 açık. 4'ü göremiyorum ben. Göremediğim için bir şey söylemiyorum. Şeyin yufkasını göremiyorum. Tebrikler. Tebrik ederim. Sonunda şeytanın bacağını kırmış olabilirsiniz.